Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. 23 Haziran 2021 Grup Başkan Vekili olarak Meclisteki görevim sırasında kendimi en yalnız ve en mutlu hissettiğim gündeyiz. Milletvekillerimizin yüze yakını İstanbul'dalar. Bugün İstanbul Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi ile küçük ortağı 31 Mart tarihinde vatandaşın verdiği oylar kendilerine verilince makbul, başkasına verilince mundar saydıkları için milli irade kendilerine oy verirse baş tacı yoksa al aşağı olduğu için hazımsız oldukları için yüksek seçim kuruna seçimi iptal ettirmişlerdi. Arkadan da bir devlet bahçeli söylüyordu şöyle bir Osmanlı tokatı atacağız diye bir dönüp AK Partililer söylüyordu. 23 Haziran 2019 günü Osmanlı tokatı açacağız diyenler demokrasi tokatını yediler. 13 bin olan fark 806 bine çıktı. O aradaki sürede bugün İstanbul'da olan milletvekillerimiz bugün o gün çalıştıkları bölgelerde çalışıyorlar. Nasıl gidiyor diye soruyorlar. Ekrem Başkan'ın ekibinin temiz, israfsız belediyecilik anlayışının ikinci yıl dönümünde biz göğsümüzü gere gere İstanbul'un sokaklarındayız bugün. İstanbul'a mitili atacağım diye gidip sonra arkadan bir gün sonra tası tarağı toplayıp dönenler gibi değil. Mitili atmaya gidenler 60 gün çalışacaklardı. Sesi bir koparıp alacaklardı. Bir gün dolaşamadılar İstanbul'da. Yüzlerine bakan olmadı. Bizimkiler iki yıllık icraattan sonra 100 milletvekili sokaklarda nasıl ama sözümüzü tuttuk değil mi diyorlar. İsraf etmiyoruz, çalmıyoruz, çaldırmıyoruz. Ama aç olanın karnını doyuruyoruz, yoksulun sırtını sıvazlıyoruz, karınca kararınca elimizden geldiğince AK Parti elimizi ne kadar tutsa da mümkün olduğunca sizinle birlikteyiz diyorlar. Şükürler olsun ki 25 yıllık bir harami düzeninden sonra İstanbul'da iktidar olup iki sene sonra göğsümüzü gere gere sokaklarda gözüp gezip ne diyorsunuz nasılsınız diyebilecek bir siyasete mensubuz. O yüzden bugün mecliste azız ama keyfimiz çok yerinde. Bugün birilerinin karın ağrısı günü, birilerinin migren günü, birilerinin kendi sözleriyle uykularının kaçtığı bir gecede en uzun gecelerde en kısa gecelerden en uzun günlerden bir tanesiyiz. Dün gece birilerinin kafasında şu yankılandı. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder demişti. Dün gece bütün gece şunu duydu. İstanbul'u kaybettim, Türkiye'yi kaybedeceğim. İstanbul'u kaybettiniz, Türkiye'yi kaybedeceksiniz. Recep Tayyip Erdoğan. Saray eşrafı, saray düzeninin bürokratları hiç merak etmeyin. Nasıl büyük bir keyifle o devir teslimi izlediysek her ne kadar kullanmayacaktı olsak o sarayın 1500 odasından teker teker defolunuşunuzu, teker teker uğurlanışınızı, bakanlıklarda teker teker devir teslimleri bu milletin verdiği oylarla demokrasi içinde bir istibdat rejimini göndermenin mutluluğunu yaşamamıza da en fazla iki yıl kaldı. İki yıl önceki İstanbul zaferiyle iki yıl sonraki en geç iki yıl sonraki Türkiye zaferi Türkiye'deki herkesin yüzünü güldürecek. Göğsümüzü gere gere çalmadan çaldırmadan yoksulun yanında ve haramilerin karşısında durmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın İstanbul'da gülen, gülen yüzler büyük şehirlerde gülen yüzler bütün Türkiye'de gülecek. Tabii Recep Tayyip Erdoğan kendi sesinle uykusu kaça dursun. Bir yandan da artık bizim yalanlamaya, yalan olduğunu söylemeye utandığımız ifadelerini tekrar etmeye devam ediyor. Bir yenisini eklemeye devam ediyor. Nasıl söylüyor bunları bilemiyoruz. Mesela partimizin gözümüzün içine baka baka, prompterdan okuyor okuya partimizin üye sayısı iki milyonu aştı demişti. Yok artık demiştik. Sonra döndük bir baktık ki bırakın üye sayısının 2 milyonu aşmasını son 3 ayda da çok ciddi istifalar var. Onu örtmek için böyle bir yalan atmıştı mesela. 50 bin kişi partiden gitmiş o 350 bin kişi partiye geldi falan diyor. Ama dönüp baktığımızda yalan olduğunu görmüştük. İsmet Paşa'nın meclisi askerler kuşatmışken gelip de dışarıda bir yüzbaşı var. Onu o darbe yapar. Benim sözümü dinler, sizinkini dinlemez dediğini mecliste söyledi. Tutanakları milim milim taradık. Her türlü belgeye baktık. Yok, hadi açıkla dedik, ses yok. Dakikalar içinde Recep Tayyip Erdoğan'a bir söz söylediğinde ona karşı açıklama yapanlardan tık yok. Hani İsmet Paşa bir yüzbaşıyla konuşmuştu da gelip mecliste Demokrat Partilileri ile tehdit etmişti. Hangi tutanak, hangi sayfa, hangi gün Sinop mebusu 23 Nisan 1920'de birinci mecliste bir cuma günü meclisin ilk oturumunu kürşat ediyorum dediğinden beri her şey tutanak altında bu yalan yok. Şimdi yalanlara bir yenisi diyor ki bizim zamanımızda diyor üniversite imtihanına giriyorsunuz 10 öğrenciden bir tanesi üniversiteye girebiliyor ama biz iktidara geldikten sonra onda 10. On. Gençlerin gözünün içine baka baka onda on diyor. Şimdi yalan olduğu belli de ama bu kadar büyük yalan olduğunun ifşası için resmi rakamlara bakmak lazım. Çok değerli arkadaşlar Recep Tayyip Erdoğan bizim dönemimizde onda on giriyor diyor ya. Açık öğretimi de katarsanız üniversite sınavına giren 100 gencin 37'si yerleştiriliyor. 10 gencin 3.7'si 4 bile değil. Hele hele bir de açık öğretimi çıkarırsanız 100 gencin 32'si. Yani söylediği sözün 32'si doğru 68'i yalan. Yani akıl alabilir bir şey değil. 10 gençten 3 tanesi üniversite sınavına girebilir. Üniversite sınavına giden 10 gençten 3'ü yerleştirilebiliyorken onunu da yerleştiriyoruz diyor. At yalanı oturup sayalım inananı. Bütün kampanya bu. Nasıl dönüp bakmazlar. Nasılsa biri yalanlamaz? E ben benim medyadan yalanı atarım, merkez medyadan yalanı atarım. Muhalif medya dışında bu yalanlamayı kimse vermez. Gazetecilik, habercilik dediğim mesele sadece birkaç televizyona, birkaç gazetenin eline kalıp diğerleri tek taraflı yalanı verip bunun doğrusunu bu ifadelerin düzeltilmesini vermiyorsa ona da söyleyecek bir şey yok. Yine aynı konuşmada iktidara geldiklerinde 76 üniversite olduğunu, şimdi bu rakamı 250'ye çıkardıklarını söylüyor. Bakmazsan kaynağa aldanırsın. Sayınca 207 çıkıyor. Şimdi 43 tane fazladan üniversite. 250 yaptık biz diyor. 250 üniversite nerede? 207 üniversite nerede? İktidarda 20 yıl kalırsan, hele hele bu 20 yıl 2002 ile 2021-22 gibi bir tarih aralığındaysa, orada 78 üniversite varıp da 83'e çıkmayacak zaten. 200, 207 üniversite gayet normal. Keşke 250 olsa ama keşke açtığın her üniversitede yetişkin, liyakatli, iyi eğitim verebilecek kadrolar bu eğitimlerin yapılabileceği düzgün mekanlar olsa ama biz yorulduk. Recep Tayyip Erdoğan hem de rakam vererek gerçek dışı ifadelerle milleti özellikle gençleri kandırmaktan bıkmadı. Onlar eskiyi hatırlamaz diye rahat söylüyor. Biz de gençlerin bir abisi, onlar adına mecliste görev yapan bir kardeşleri olarak doğru rakamları tekrar etmekle mükellefiz. Şimdi bu kısım çok önemli diyorlar ya. Milliyetçi Hareket Partisine oy veren, gönül veren gönlü halen kırılmamış, hala pişman olmamışlar. Varsa ki vardır. Hepsine de saygı duyuyoruz. Dün bu kısmında bence ilgilenmeleri gerekir diye düşünüyorum. Dün uluslararası doğrudan yatırım rakamları açıklandı. Bu rakamlara göre Türkiye'ye doğrudan yatırım 2020 yılında 7.8 milyar dolar buna inmiş. Bu rakam 2015 yılında 19.3 milyar dolardı. 19'dan 7.8'e, 19'dan 8'e inmiş doğrudan yatırım Türkiye'ye. Bu çok ciddi bir sorun. Bunun neden kaynaklandığının ciddi ciddi irdelenmesi lazım. Ama işin kötü tarafı Artık Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımın büyük bir bölümü üretim, istihdam ve ihracat için gelmiyor. Bakın bu paranın yarısından fazlası ev, arsa, dükkan ve ofis satın almak için geliyor. 2018'de gelen her 100 doların 46'sıydı. 2019'da 54'e çıktı. Bu sene gelen her 100 doların 64'ü Gayrimenkul alımı için geliyor Türkiye'ye. Yani doğrudan yatırımın yüzde 36'sı bu geçtiğimiz sene gerçek anlamda yatırım olarak geldi, dördü ev almak için geldi ve Türkiye Cumhuriyetinin düştüğü durum. Bu böyle partisinin adında her lafında milliyetçilik olanlar diyor ki reklama bakın. Bütün İstanbul'da bunun pankartları, afişleri var. Suitable for citizenship. Yani vatandaşlığa elverişli daire. 250 bin dolar verdiğinde sana Türkiye Cumhuriyeti'nin hepimizin taşımaktan onur duyduğu bu pasaportunu veriyorlar. Vatandaş oluyoruz. Bunu AK Parti önce bir milyon dolar yapmıştı. Sonra dörtte bir Patron çıldırdı. Yüzde yetmiş beş indirimli iki yüz elli bin dolara indirdi. Çünkü bir milyon dolarken 70 kişi geldi. Buraya indirilince 7.200 kişi gelmiş. Bakın lüks dairelerin üzerine vatandaşlık için elverişli vatandaşlığa uygun verir alırsan daireyi pasaport bedava diyorlar. Bu mu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı? Bu değerde miyiz biz? Buna böyle bir değer biçilebilir mi? Bakın. Stizenship offer yazmış. Bu daireyi alana pasaport veriyor adamlar. Kampanyaya bak. Milliyetçi Hareket Partisi bu iktidarın küçük ortağıdır. Bu iktidarın küçük ortağı. Öyle dün basın toplantısında çıkacaksın. 32 kez Kemal Kılıçdaroğlu, 32 kez. Tesbih olsa bitecek. 33 tanelik tespih say 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 bitecek. 32 kez Kemal Kılıçdaroğlu diyeceksin. Bu rezaleti görmeyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu bir evi almanın ödülü olarak veriyorlar. Bu ilan. Bu iktidara devam edin siz. Bu iktidarı desteklemeye devam edin. Muhalefete muhalefet etmeye devam edin. Kemal Kılıçdaroğlu. 32 kez Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu gelecek bu rezaleti bitirecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ve elbette ki yabancı yatırım düşer. Hatta gerçek anlamda yatırım yapmaya gelen yok derecek kadar ama AK Parti'nin çok makbul iş adamları bile kazandıkları paraları yurt dışına götürüyorlar. Bir de bunlarla da övünüyorlar. Türkiye'den dışarıya çıkan para doları 20 lira yapmasın diye 128 milyar doları çarçur etti bunlar kötü yönetim sonucunda ama Türkiye'ye neden yatırımcı gelmiyor? 23 Haziran bugün değil mi? İstanbul seçiminin yıl dönümü. Bir ülkenin ana muhalefet partisi dünyada en bilinen tarih ve kültür başkenti İstanbul gibi bir kenti kazanacak haber mazbataya çeksin Sonra da millet Türkiye'deki hukuk sistemine güveneceksin diyeceksin. Ana muhalefet partisinin mazbatasına çökülen bir ülkeye adam gelip de fabrika kurar mı? O yüzden kurmuyor. Rahip Bronson'u bu can bu bedende olur durdukça salmam. Ya, ya bana da böyle ders eder adam değil mi? Bu can bu bedende durdukça Bronson'u salmam. Türkiye'de hukuk yok ben varım diyor. Sonra bir telefon bir fırça Bronson ilk uçakla Amerika'ya. Salmam derken de hukuk yok diyor, yollarken de hukuk yok diyor. Sonra Türkiye hukuk devletidir, gelin yatırın yapın diyor. Gelir mi adam? Gelmez tabii, gelmiyor da zaten. Ülkenin üniversitelerinin rektörlerini kayyum olarak sen atıyorsan, Türkiye'nin en bilindik üniversitesine bir kayyum atadıysan, geleneklerine aykırı, kurallarına aykırı, orada ders veremeyecek, öğretim üyeliği yapamayacak durumdaki adamı, üniversitenin tepesine oturtursan, Gelir mi adam? Gelmiyor da zaten. Hukukun olmadığı, demokrasinin olmadığı hiçbir yerde bunların olması mümkün değil. Ve dün, dün bambaşka bir ayıp, bambaşka bir yanlış, bambaşka bir rezalet. Ne yaptılar dün? Dün Türkiye Büyük Millet Meclisindeki AKP ve MHP grubundaki 15 arkadaş hariç geri kalanını emir komuta zinciri içinde bu meclis adına millet adına denetim yapan sayıştayın başına kayyum atadılar. Atadıkları kişi Metin Yener. Personel ve prensipler genel müdürü. Beyefendinin sayışta geçmişi yok. Ömründe kapısından girmemiş. Dün böyle deyince sonra hakkını yemeyelim dedik. Altı sene önce önünden geçerken arabasının lastiği patlamış. Lastik takılırken Sayıştay'ın danışmasında bekçi kulübesinde bir çay içmişliği var beyefendinin. Sayıştay'la ilişkisi bundan ibaret. Böyle bir şey olabilir mi? Sayıştay'ın başına Sayıştay'dan gelmeyen, Sayıştay geleneğinden gelmeyen, denetim kültüründen gelmeyen birisi neden konur? Mevcut Sayıştay Başkanı Yaşattin'den mi emekli? Hayır. Görev süresi doldu. Yeniden aday oldu mu geldi oldu. Oy vermediler. Mevcut Sayıştay Başkanı'nı genel kurula bile indirmediler. Normalde Sayıştay eski, eskiye göre son derece etkisiz, zayıf, içeriksiz denetim raporları yolluyor, eleştiriyoruz. İçinden bulduklarımıza bile dayanamıyorlar. Diyormuş ki beyefendi, mevcut Sayıştay Başkanı'na bugüne kadar olan, bu, bugün görev süresi dolan Sayıştay Başkanı için. Muhalefetin eline çok koz verdi diyormuş. Muhalefetin eline koz verdi. Ya bu Sayıştay bu millet için, bu millet adına bize verdiği bu milletin görevle bizim yerimize hırsızlık var mı diye bakıyor. Usulsüzlük var mı, yolsuzluk var mı, fazladan maaş var mı? Bunu yazıyor, yazabildiğince. Eskisinin eski gücünün çok altında denetim yapabiliyorken buna bile dayanamadı. Sarayın personelden sorumlu genel müdürünü Sayıştay'ın başına koydular. Biz bu ayıbı ortak olmadık. Tasnif kuruluna bile eleman vermedik. Milletvekilimizi yollamadık. İyi Parti de benzer bir şey yaptı. Halkların Demokrasi Partisi de yaptı. Çünkü herkes bu kayyumu meşrulaştırmak için o kabine girmek istemedi. İstemeyince ne oldu? Kabine sadece AK Parti ve MHP'liler girdi. Bakın gizli oy bu oylamada herkes girince araya kaynıyordu, kaynamadı. 15 on tane onu boş atmış. Biri geçersiz atmış, dördü öbür adaya atmış. AK Parti'nin tavşan aday diye çıkardığı diğer adaya atmış. Ve toplamda 15 AKP milletvekili oy kullanan 270 AK Parti ve MHP milletvekilinden 15'i bu rezalete hiç olmazsa ortak olmamış. Cumhur İttifakı'nın içinde 15 tane ümit veren, 15 tane vicdanı sızlayan arkadaşımızın olması da elbette çok bir şey değildir ama ümit vericidir. Onların her birinin gözünün içine baka baka şunu söylüyoruz. Büyük yanlışların içindeydiniz ama hiç olmazsa dünkü ayıbı vicdanınıza anlatamayacağınız bir ayıba ortak olmadınız. O 15 arkadaşı da tebrik ediyoruz. Bundan sonra da vicdanınızla baş başa kaldığınızda milletten yana, haktan yana, hukuktan yana, doğrudan yara tavır koyun. Siz cesaretlenirseniz Türkiye'nin kurtulması daha hızlanacak. Siz cesaretlenirseniz bakın belki bir tekim diye girdiniz o kabine. Bir tek boşu ben atacağım diye girdiniz. Gördünüz ki 15 misiniz? Belki aslında 50, 60, 75'siniz. Bir benle mi olacak diye duruyorlardı. Bir sonrakinde o 15, 25, 30, 55 olursa bu suç örgütünün bu mafya siyaset çete ilişkilerinin yarattığı rahatsızlıktan kendinizi sıyırabilirseniz siz de Türkiye için bir umutsunuz ve bazı sevaplar çok günah affettirir. Bazı sevaplar çok günah affettirir. O 15 arkadaşın sembolik ve kıymetli direnişine buradan selamlıyoruz. Tabii Cahit Özkan insan hakları eylem planı ekonomi ekonomik reform falan filan demiş demiş demiş. Sonra da dönmüş genel müdürlerin bakan yardımcılarının bürokratların pek çok kurumdan birden çok maaş aldıkları yalan demiş. Cümlenin içindeki tek doğru kelime yalan dediği kendi ifadelerinin tümü için geçerli. Tamamen yalan. Ama bir kere Cahit Özkan insan hakikaten bazı cümleleri kurarken bazı belgelerle bağlısındır ya. Ben mesela partimin seçim bildirgesine, genel başkanımın konuşmasına, kendi daha önceki ifadelerime, verdiğimiz kanun tekliflerine Bağlıyım onlarla yani. Onun dışında bir şey söylersem tutarsızlık olur. Siyaset bunu kusar, bunu iter. Cahit Özkan'ın partisi reform yapacağız dediğinde bir takvim açıklamıştı. Ve 30 Haziran 2021'e kadar bundan bir hafta sonra kamuda birden çok maaşı yaşaklayacağız diyor. Engel olacağız bu düzenlemelere diyor. Ya söyledikleri zaten demek ki şu an var olduğunu kabul ediyorlar. Bir ilave maaşın dışında maaş alınmaması sağlanacaktır diyorlar. Cahit Özkan böyle bir şeyin hala hazırda olmadığını bunun yalan olduğunu söylüyor. Cahit Özkan hadi bir tekzip yolla Sözcü Gazetesi'ne. Bu bizim değerli milletvekilimiz Deniz Yavuz Yılmaz'ın kamu iktisadi teşekkülleriyle ilgili raporlardan ve diğer açık kaynaklardan elde ettiği ifade ettiği yalanlanmayan teksip edilmeyen bu haberlerden sonra Mesela yani isim isim Nadir Alpas'tan iki geliri var toplam 176 bin lira. Burhan Ersoy iki maaşı var 176 bin lira. Şakir Ercan Gül üç maaşı var 81 bin lira. Hüseyin Aydın üç geliri var ayda 74 bin lira. Ömer Fatih Sayan iki geliri var 62 bin lira. Selim Dursun iki maaşı var 62 bin lira diye gidiyor. Bu altın bürokratlar. E bir teksip yayınlayın ya yollayın. Sözcü gazetesi mesela yayınlasın. Arkadaşımızın çıkardı bunları. Peki bir şey söyleyeceğim. Tümünü göstermeyeceğim. Tutanak elimde. Çünkü başka bilgiler de var. Kendisiyle davalık olduk. İletişim Başkanı Fahrettin Altın İstanbul Anadolu 27. Asli Hukuk Mahkemesi'nin talebi üzerine gidilip tutanak tutuldu. Tutanakta kişiye ekonomik durumunu söylemesini söylüyorlar. Yaptığı iş, şahsın yaptığı iş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Bu mahkeme dosyamızda mevcut. Oradan aldım. İşte evinin metrekaresi, bahçesi bilmem nesi gözüküyor. O açıdan dağıtmıyorum. Dağıtsın derse yarın dağıtırım. Mahkemede var. 28. Asli Hukuk Mahkemesi 2021'e 84 esas. İşim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Aldığı maaş 13583 o gün için. Bu iş dışında iş yapıyor mu? Evet. Borsa İstanbul AŞ huzur hakkı 18 bin şimdi 24 bin oldu o gün için. Eşinin yaptığı iş Marmara Üniversitesi öğretim görevliği maaşı yazıyor. Başka iş yapıyor mu? Evet Türk Hava Yolları'nda huzur hakkı alıyor. Ayrıca Manas Üniversitesi var. Fahrettin Bey oradan maaş almadığını söylüyor ama huzur hakkı alıp almadığını bilmiyoruz. Dört tane eve maaş girdiği, Fahrettin Altun'un bizatihi cebine iki ya da üç maaş girdiği açıkça belli. Eşine de iki toplam dört ya da beş. Ama Cahit Özkan diyor doğru değil. Ya adamın mahkemedeki tutanağı bu ya. Daha ne konuşuyorsunuz? Daha ne konuşuyorsunuz yani? Ve şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Pandemiyi iyi yönettik diyorlar ya. İyi yönetenler vatandaşa yüzde otuz, yirmi beş yardım yapmış gelişmiş ülkeler ortalaması yüzde on dört. Gelişmekte olan ülkeler ortalaması yüzde üçlerde. Biz gelişmeklerde olana rağmen yüzde bir, bir buçuk civarında değişik hesaplamalarla yardım yapmışız. Bizden kötü yapan Eritre ile Myanmar var. Bütün dünya vatandaşına bizden iyi sahip çıkmış. Biz az gelişmişlerin de ortalamasının gerisindeyiz. Eritre ile çatla Myanmar'la yarışıyoruz. Hem demokraside hem ekonomide. Ve pandeminin sonunda en zengin yüzde yirmi hani tedarik zinciri kırılır, fabrikalar çöker bilmem ne olur. Milli gelirden aldığı payı yüzde kırk altıdan kırk yedi yükseltmiş bu sene en yoksullar da yüzde altı nokta ikiden beş nokta dokuza düşmüş. En yoksul yüzde beşlik kesimin aldığı pay yüzde sıfır doksan beşten yüzde sıfır seksen beşe düşmüş. En zenginlik yüzde beşliğin aldığı pay da yirmi birden yirmi iki nokta üçe yükselmiş. Yani son bir yılda bile zengin daha zengin fakir daha fakir olmuş örnek vermek gerekirse bu en zenginlik yüzde beşlik kısımda sizin altın bürokratlar var. Adama baksana 163 bin lira maaş alıyor. Bunlar var. Fahrettin Altın var. Çift maaşlı, üç maaşlı eski AKP'li siyasetçiler var. En yoksul yüzde beşte de asker ücretliler var. Asker ücret de temel ücret oldu bu ülkede maalesef. Bizi dinleyip asker ücret bile alamayanlardan özür dileyerek Askeri ücretliler yoksul yüzde beşte. Altın bürokratlar zengin yüzde beşte. Kan emiciler kan emiyor deyince de efendim bunlar bunu özgür özel bunu başörtülü kızımıza mı dedi ya başörtüsüyle ilgisi yok. Bizim dediğimiz birden çok maaş olan bürokratlarla her mensubuna mevki makam bulunan aileler orada zikrettiğimiz o ailedeki mensubun başörtülü olması değil bir aileye imtiyaz tanınması bir ailedeki herkesin bulunmaz Hint kumaşı olması. En başta da Erdoğan ailesi. Her biri bir şeyin başında. Biri milli eğitime ayar veriyor, biri çevre politikalarına, biri gençlik politikalarına, biri spora okçulu ok atıyor sporcuların okunu. Biri devletin başında, biri hazinenin başında. Bir kişi boşta yok ki devleti yönetmesin. Boynu kalınlarda da öyle. Dönüp baktığınızda aman başörtülü kızımız. Bir başörtülü kızımızın başarısı bizi gururlandırır. Ama eğer o başörtülü kızın ailedeki başı örtük örtülü olmayan erkek herkese yurt içinde yurt dışında bir makam bir maaş veriyorsan arıza burada. Kan emicilik bu. Millet açından yatıyamıyor. Siz beş maaşlı adam donatıyorsunuz. Sıkıntı burada. İşin kötüsü seçime geldi mi de bu bürokratların oyu yetmiyor ki sana bu altın bürokratların. Halkın oyuna talip oluyorsunuz o yoksul insanlardan gidip bu sefer ne yüzde o isteyeceksiniz göreceğiz bakalım. Kötü bir karar çıktı. Anayasa Mahkemesi yeni oluşan dokuzu altılık dengede. Sarayın iletişim başkanı işte dört maaşlı Fahrettin Altun sarayın iletişim başkanının buradaki dört maaşla dört maaşın yok diyor. Eşinden birlikte dört ya da beş. Manas'ın belgesini daha bir türlü elde edemediğimiz için dört buçuk maaşlı altın ailesinin başında bulunduğu sarayın propaganda bakanlığı gibi çalışan iletişim başkanlığının Cumhurbaşkanlığı kararıyla 23 Temmuz 2018 14 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile gerekli gördüğü bilgileri kişisel verileri koruma kanununun dışında elde etmesine izin veren bir karar çıkardılar. Biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. 9'a 6'lık oylamayla bu talebimiz reddedildi. Eyvahlar olsun ki Fahrettin Altun göbesti bir propaganda bakanı hepimizin bütün verilerini canı istediğinde gerekli gördüğü veriye erişme hakkı var. Seçimde kullansın diye. Linç kampanyasında kullansın diye. Seni beni muhalifi itibarsızlaştırmak için kullansın diye. Kişisel verilerin, en mahrem verilerin, devletin elindeki verilerin kişisel verileri koruma kanununda Fahrettin Altun uygun gördüklerini o kanuna rağmen alabilecek. Nasıl? İstanbul seçimini iptal ederken İstanbul'da güzelim İstanbul'un güzelim insanlarından psikolojisi bozulup da bir rahatsızlık istedip de ruh ve sinir hastalıklarına başvurmuş herkesin belgelerini aldılar, raporlarını aldılar, bavullarla yüksek seçim kuruluna götürüp verdiler. Dediler ki Bizi izleyen mesela psikiyatride ilaç kullanmış. Psikiyatri ilaçları raporla veriliyor. Bunların dediler deli raporu var. Bunlara oy kullandırtılmış. Bunların verdiği oy geçerli değil seçimi iptal edin. Sen psikiyatriste gidiyorsun. Hepimiz gideriz. Hepimizin ihtiyacı olabilir. Son derece normaldir ve böyle ihtiyacı olanlar hiç çekinmemelidir gitmek için. Fahrettin Altun alıyor onları. Bundan sonra da alacak onları seçim iptalinde kullanacak en mahrem verilere el uzatma hakkına anayasa mahkemesinden dokuz kişi olur dedi. Altı kişi çok haklı itiraz gerekçeleri var. Onların her birisini okuyoruz ama herkes bilsin ki artık hiçbirimizin mahrem verileri güvende değil. Yeter ki sarayın işine gelecek bir yerde kullanılacak olsun. Fahrettin altın makas o veriyi oradan alacak istediği yere koyacak. Veriyi kaynağından alacak Sabah gazetesine Yeni Şafak'a A Haber'e yapıştıracak. Maalesef bu. Geçen sefer yaptılar. Bundan sonra da yapmaya devam edecekler. Her ihtiyaç duydukları konuda. Recep Tayyip Erdoğan aylardır zulmetli ve sahip çıkmadığı Müzikli mekanların bundan sonra 12'ye kadar çalışabileceğini söyledi ve orada da Kimse kusura bakmasın. Kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yok dedi. Oysa ki 19 yıldır da iktidarda oldukları, saat saat ruhsatlı olan, belli desibel sınırlamalarıyla denetime tabi olan şikayet olduğunda rahatsız etmeyi durdurmanın görevi zaten iktidarın ve onun emrinde çalışanların olduğu bir yerde dönüyor, dolaşıyor. Diyor ki efendim müzik 24'te bitecek. Kimse rahatsız etmeyecek. Bu yanlıştan bir an önce dönmezse turizmin beline baltayı vurmuştur. Belki farkında değiller. Kuşadası'nda, Bodrum'da, Antalya'da akşam dokuzda güneş batıyor. İnsanlar evlerine girip sofraya oturup yemek yiyip kalkasıya saat on biri buluyor, on buçuğu buluyor dışarı çıkmaya kalktığında mekana vardığında mekanın kapanmasına bir saat 45 dakika kalmış olacak. Mahvedersiniz. Ayıptır, yanlıştır. Sonra da benim müzikle sanata bir düşmanlığım yok. Bakın. Rumeli Hisarı. Dünya kadar konser. Türkiye'nin göz bebeği. En prestijli konserlerin olduğu bir yerdi. Bakın bu sahnenin ortasına bu mescidi yaptılar. Şimdi bunu gösterince oradan kameraman arkadaş açtı gözünü bakıyor. Herkes açtı bakıyor. Yaptılar bunu. Rumeli Hisar'ın ortasına. Şimdi bunu gösterince der ki bunlar özgür özel mescide karşı. Kardeşim bu mescidin yapılacağı başka yer yok mu? Efendim 200 yıl önce burada bu mescit vardı. Ama 200 yıldır da Rumeli Hisarı'nda dünya kadar Türkiye'nin gözbebeği, her görüşten sanatçı, sanat severlerle buluşuyor ve bütün dünyadan İstanbul'a turist geliyor. Buraya bu mescidi kondurmanın kime ne faydası var? Sanata düşman değilsen, müziğe düşman değilsen buna ne? Bu mescidin istediğin kadar büyüğünü istediğin her yere yapabilirsin de Rumeli sahnesine mescit yapılır mı? Kamera şakası değil yaptılar bunu AK Parti yaptı. Yaşam biçiminden işim yok. Yoksa ne işi var? Şurada oluversin. 200 yıl önce vardı. E bak onun kalıntısı duruyordu ve saygılı bir şekilde. Bu mu güzel? Buraya gelmiş on binlerce sanatseverin, turistin bu kalıntıyı görüp şuradaki tabeladan bu mescidin minaresinin ta o zamandan kalmış olduğunu okuması mı güzel ve sanatla tarihin burada buluşması mı güzel? Senin yaptırdığın 200 yıl sonra yerine koydum, öcümü aldım diye yaptığım o güzel. Şimdi buna bakıp da Özgür Özel mescide karşı çıktı diyeceksiniz ya. Ben de bunu söylemezsem işte o zaman sizin o itibar suikastleriniz amacına ulaşmış olur. Aha da söylüyorum. Vatandaş baksın. En mütedeyyin vatandaşımız baksın. Bu mescidi Rumeli Hisarı'nın sahnesine kondurmanın bir manası varsa ben bir şey demiyorum. Çünkü demek için üstüne çok o kadar ağır şeyler söylemek lazım ki siyaset sınırlarının dışına çıkar. Makine Kimya Enstitüsü. Öğretim üç kişi, beş kişi, on kişi, yüz kişi olsa iyi. Gidip anlatmak lazım. Bir meydan hınç dolu Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi lebalep uyarılar, uyarılar, insanlar dolmuş taşmış Allah'tan açık hava. Beş bin, altı bin, on bin kişi. O meydanı ancak ancak liderler seçimin en çapçafında caf doldurabilirken bütün Kırıkkale gelmiş oraya her görüşten insan var ve hırslılar sinirliler. Neden? Fatih Sultan Mehmet 1500'de kurmuş. Osmanlı'da müthiş işler yapmışlar. Tophane Top Asitanesi Fatih Sultan Mehmet'in Tophane'yi amire imalatı ı harbiyatlarıyla çalışmış. Atatürk 1923 Cumhuriyeti kurar kurmaz Osmanlı'dan kalan bu imalat-ı harbiyeyi hemen askeri fabrikalar umum müdürlüğünü kurarak koruma ve güçlendirmeye başlamış. Acayip bir entegre silah ve mühimmat fabrikası, barut fabrikası, hafif silahlar, ağır silahlar, çelik, pirinç, hepsinin üretildiği yerler. Gün olmuş 20 binin üzerinde işçi çalışmış. 8 tane haneli bir köyden 380 bin nüfuslu 32 yıl önce de il olmayı başarmış Kırıkkale. Köy belde olmuş, belde ilçe, ilçe, il 380 bin. Tabi AKP gelip her milli varlığın beline vurduğu gibi bunu da vurup 20 bin çalışan 5 binlere kadar düşmüş. Şehrin nüfusu 100 bin azalmış, 280 bin olmuş AKP geldikten sonra. işsizlik artmış ama yine kursaktan bir lokma geçiyorsa makine kimya enstitüsü fabrikası sayesindeymiş. O fabrikayı şirketleştirip sonra da özelleştirecekler. Sekiz ay önce Katarlılar gelmiş o kıyafetleriyle. Katar Katar paraları bitmez bilmez hırslarıyla dolaşmışlar fabrikayı işçiler tedirgin olmuş. Sonra Kırıkkale Milletvekili Ramazancan ilk imzayla benim memleketimdeki öyle bir varlığa partim teklif verse imza atmak değil kendini yakmam lazım. Ama Ramazancan koşmuş bir de imza atmış. Orayı önce şirketleştirip sonra özelleştirip sonra Katarlılara peşkeş çekdiler. Bakınız tank palet fabrikası. Bakınız Sümerbank Bakınız PTT, bakınız Türk Telekom. Türk Telekom'u sattılar, dört buçuk milyar doları çarptırdılar, öyle kaldılar. Şimdi gidiyor tekrar. Kırıkkale buna isyan ediyor. AK Partilisiyle, MHP'lisiyle, CHP'lisi, İYİ Partisi, herkes isyan ediyor. Gittik orada miting yaptık. Sözümüzü verdik. Mücadele edeceğiz. Anlatalım diyorlar, gelin anlatın diyoruz. Yarın komisyonda direneceğiz. Mecliste direneceğiz. Anayasa mahkemesinde direneceğiz. Bu rezalete bir son vereceğiz. İşçilere kimsenin hakkı yemeyecek. 5000 kişi çalışıyor. 2500 memur, 2500 sözleşmeli işçi. iş kanununa göre düz işçi olacaksınız diyorlar. Yıllardır devletin memuruyum. O zaman bir yerlere tayin iste, bir yer git diyorlar. Biz bu filmi gördük Manisa'daki termik santralde. Argon kaynakçısı bir kardeşimize ben argon kaynakçısıyım. E işçi olacaksın olmam git başka kite. İzmir Buca'da kalorifer temizlettiriyorlar. Argon kaynağı. En kalifiye eleman. Mumla arasan bulamazsın yetişmiş müthiş argon kaynakçısına Buca'da bir kitin kaloriferlerini yaktırıyorlar kurumunu temizlettiriyorlar. İş isteyene var diyor. Kimse mağdur olmayacak. Kırıkkale'nin başına gelecek. 2500 memur. Ya işçiliğe dönersin ya kendine bir kit seçersin. Şehri sen seç. Ben görevlendireceğim neresi derse diyorlar. Bu rezalete hep beraber direneceğiz. Tabii gündem çok birikti ve yoğun ama son birkaç hususa hızlı hızlı değinmek gerekirse FETÖ borsası meselesi var ki artık mızrak çuvala sığmıyor mızrak çuvala sığmıyor ve bir yargıtay mensubunun yargıtay üyesinin FETÖ e yönüden etkin yerleri geliyor dediğini de bir kenara not etmek lazım. Süleyman Özışık bu Süleyman Soylu'nun en yakını iki gazeteci. Onun için manşet atanlar, onun için iftira atanlar, onun için küfür eden video çekip utanmadan yayınlayanlar, onun için kamu görevlisine alenen hakaret ve tehdit suçundan hapis cezası bile alanlar dökülmeye başladıkça eski söyledikleri yeni söyledikleri ortada saçıldıkça diyor ki binlerce kişinin masumiyetine inandığım binlerce kişinin ismini Bakan Soylu'ya verdim. Bakan Soylu da onları görevine geri getirdi. Savcı yok, mahkeme yok, hukuk yok, Hadi Özışık'ın masumiyetine inanması yetiyor. Süleyman Özışık'ın masumiyetine inanması yetiyor. Süleyman Soylu'ya veriyor. Aralarında nasıl bir ilişki varsa binin üzerinde insanı Süleyman Soylu atılmış. Süleyman Özışık'a ulaşamasa, onu ikna edemese ne şekilde ediyorsa, onu ikna edemese memuriyete dönemiyor. O hal var mahkeme kapısı kapalı. O el bitti. Komisyon yıllardır sonuç vermiyor. Mahkeme mahkeme sürünüyor olmuyor. Ama Süleyman Özışık senin masumiyetine inandıysa Süleyman Soylu işbaşı yaptırıyor. Bu söylendi ortada duruyor. Ne Süleyman Soylu'dan ne AK Parti'den bir yerden gıt çıkıyor. Sayın Genel Başkanımız dün konuşmasında söylemiş Kılıçdaroğlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı operasyon merkezi aynı, aktörler aynı diyor. Koro aynı. Kardeşim, İsmail Çataklı, sen genel başkanı yalanlamayacaksın. Sen yalanlayabiliyorsan, konuşmasından korkmuyorsan, Süleyman Özışığı yalanlayacaksın. Söyle isimleri diyeceksin. O da bir söyleyi verirse bakacağız nerelerde kimler göreve gelmiş. FETÖ borsası konuşuluyor. Nasıl bunlar Süleyman Özışığa ulaşmış da ikna etmiş de onun madden ya da manen ikna olması, tatmin olması sonucunda mı gitmiş de Süleyman Soylu bunları şak diye işbaşı yapmış. Sen onu yalanlama genel başkana çemkir. Olacak şey mi? Kemal Kılıçdaroğlu ne yapsın? Sen Süleyman Özışığı yalanlamıyorsan, her geçen dakika bu iddiaları kuvvetlendiriyorsa, hassas bir denge ya konuşursa ya konuşursa biri birinin parça parça etini koparacak diye memleket dünyaya rezil oldu. Bir tane özgüven yok ki. Şunun on binde biri Japonya'da olsa adam kendini harekiri yapar da ya bari bir istifa aç önünü aklan gel tekrar bakan ol. Alkışlarla karşılayacağız. Süleyman Soylu aklan gel tekrar bakan ol. Varsa cesaretin kuralım komisyonu. Varsa cesaretin git bakalım anayasa mahkemesi yüce divan belgeler bilgiler saçılsın. Bir FETÖ'cüyü devlete sokmak ne büyük suçken günahken böyle denetimsiz bir şekilde birini ikna edince FETÖ'den ihraç edilmişleri işbaşı yapıyorsan yine beline silah takıyorsan kaymakamlık yapıyorsan emrine personelleri veriyorsan nasıl olacak bu Süleyman Soylu? Bunları yalanlamadıktan sonra nasıl oturursun o koltukta? AK Parti'nin fokur, fokur 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 boşuna mı kaynar? Bu kadar haksızlık, bu kadar hukuksuzluk. Bu AK Parti milletvekillerinin kapılarında kuyruk oldu. Beni haksız yere attı diyenler. FETÖ'cü ise atılmasına kimsenin bir şey demeyeceği ama amiri bastırmış sendikasına üye olmuş. Amirinden korkmuş olmuş memuriyetten atıyorsunuz. Ev sahibi kirayı bankasına yatır demiş memuriyetten atıyorsunuz. Sonra Süleyman Özışık ikna oluyorsa Mahkemesiz bilmem nesiz göreve başlatıyorsunuz. Yazıklar olsun. Bunu yalanlamayıp da genel başkana çemkiren İsmail Çataklı. Seni de not ediyoruz. Balyozla ilgili korkunç bir karar var. Ben Balyoz Kumpası kitabının yazarlarından biriyim. Biz Balyoz Kumpası'nı Veli Baba, Nurettin Demir'le birlikte yazdığımızda bize darbecilere sahip çıkıyor diyorlardı. Altı ay sonra milli ordumuza kumpas kurmuşlar dedi. Isim babasıyız balyoz kumpasının. O günden bugüne kumpas kumpas FETÖ yaptı. Geçen sene bir işaret bir şeyini gördüm ben böyle. Bir işaret bir şeyi. Bineli Yıldırım attı. Biz balyozlara ay ışıklarına direndik diyor. Ne direndin? FETÖ'cüler uydurdu. Sen sebeplendin. Şimdi diyor balyozlara direndik. Anam dedim bu işaret bir şeyinde bir şey var. Sonra baktım Yargıtay diyor ya önemli görevlere FETÖ'cüler geri gelmeye başladı. Kapıl başlarını tutmaya başladılar. Şimdi bir yandan bakıyorsun yedi sanık için birisi Çetin Doğan. Efendim bunlar suç için anlaşmışlar. Şimdi bunlara bunların suç için anlaştı dedikleri yerdeki kayıtlar kuyutları Mehmet Baransu valizle çeke 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 götürdü. Valiz şimdi adli emanette Baransu Silivri'de yatıyor yıllardır. Doğru mu? Milli Ordu'ya o kumpas o valizle kuruldu. Şimdi Baransu'yu masumlaştırıp, valizi delillendirip, milleti suçlayıp eski FETÖ'cü numaralara geri dönüş var. 985 Amiral, General, Albay, Yarbay balyoz kumpasıyla ordudan atıldılar. Mağdur edildiler. Onları atanlar 15 Temmuz yaptı. Şimdi Bineli Yıldırım Balyoz'a direndik. Yargıtay üyesi her yeri FETÖ'cüler zapt etmeye başladı. Süleyman Özışık benim dediklerimi Süleyman Soylu göreve döndürdü. FETÖ'cül yöntemler kimler kimlerle beraber. Allah sonumuzu hayır etsin. Kamer Genç diyor benim görüşlerim belli bana yine bir şey olmaz olacak olan size olur. Dinlemeyip tekmeleyenler 15 Temmuz gecesinden ders almamışlar. En büyük sorunlardan bir tanesi de bu. Bir de Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili soru iletmiş arkadaşlar. Buna da değineyim ve bitirelim. Ya bu Sezgin Baran Korkmaz, Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding de bu adam ne yapmış tık 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 neler olmuş bunların izahına bir ihtiyaç var. Bu Amerika'ya biyokütle ihraç ediyor. Onlar da biyogaz üretecekler. Bu teşvik edilen bir şey. Bir milyar dolarlık bir ihracat. Sen bu kadar şey getirirsen ben sana Amerikan devleti olarak teşvik vereceğim. Amerikan müfettişi bir bakıyor biyokütlerin geldiği gittiği yok. Bizim eski hayali ihracat numaraları gibi kağıt üstünde geliyor. Para geldi gitti gibi gösteriliyor. Devletten Amerikan devletinden teşvik alınıyor. Sezgin Baran korkmasın uluslararası suçu bu. Amerika Türkiye'ye yazıyor. 28 Eylül 2020'de mali suçları araştırma masak var ya. O da savcılığa yazıyor çünkü bizim taraf olduğumuz anlaşmalar var. Mesela Palermo Konvansiyonu var. Mesela Strasburg Sözleşmesi var. Mesela Varşova Sözleşmesi var. Uzun lafın kısası bunlar sınır aşan örgütlü suçlara karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmeleri bir örgütlü suç grubuna katılmak varsa kara para aklamak yolsuzluk adaletin engellenmesi gibi suçlar varsa bildiriyorlar yakalıyorsun yargılıyorsun, cezalandırıyorsun. İmza atmışız. Amerika bildirmiş. Masak savcıya bildirmiş. Savcı iki gün sonra Sezgin Baran Korkmaz'dan ilgili harekete geçmiş. Ayrı ayrı tarihlerde ama başlangıcı 6 Ekim 2020'den itibaren başlamak üzere tıkır tıkır tıkır. Bütün sulh ceza mahkemeleri, sulh ceza hakimlikleri, bunun mal varlığını dondurmuş, onu yapmış, bunu yapmış. Bankadaki paralarını dondurmuş. Bir bakalım yani ilk tedbir bu. Parayı alıp da gidebilir. Buna da yurt dışına çıkış yasağını koymuşlar. Sezgin Baran korkmaz elimizde. Türkiye'de yargılasak cezasını çekse hem suçun diğer unsurlarından arınır, arınırız. Zaten sorun burada. Hem de Amerika'nın elinde de bir koz geçmez. Bakınız Rıza Zarrab. Türkiye'de yargılayaydık. Amerika ile aramızdaki 12 sorundan bir tanesi Rıza Zarrab olmayacaktı. Biz o 12 sorundan biri olmasın diye Rıza Zarrab'ı burada yargılamadık. Aynı S400'ler, F35'ler, diğer bütün sorunlarımız gibi Suriye, Afganistan, o bu gibi Kıbrıs, Doğu Akdeniz gibi bir Halkbank davası sorunumuz oldu. Şimdi o on üçüncüsüne şu ekleniyor. Sezgin Baran Korkmaz. Adam elimizde. Yurt dışına çıkışı yasak. Paralarına el koymuşuz, şirketlerini dondurmuşuz. Orada bir sihirli el değiyor. Ve bu işlemlerden bir ay sonra bakın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın banka hesaplarına tedbir konmasından bir ay sonra Türkiye Barolar Bankalar Birliği Başkanlığı'na yazılan bir yazıyla Baran Korkmaz'ın banka hesapları üzerindeki tedbirlerin Cumhuriyet Savcılığı tarafından resen yani kendi kendine bir başvuru olmaksızın kaldırıldığı bildirilerek soruşturmadaki kişi ve şirketlerin banka hesaplarında bulunan bloga ve tedbirlerin ivedi kaldırılmasını istiyor. Bir ay sonra kaldırıyorlar. Yine başvurularak mal varlığına konulan el konmaların kaldırılıyor ve yine kendisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı var. Avukatı başvuruyor ve 7 gün içinde de 10 Kasım 2020'de avukatı başvuruyor. 7. Sulh Ceza Hakimliği 17 Kasım'da kaldırıyor. Bakın, Sezgin Baran korkmasın. Amerika'nın bildirip masan yazıp iki gün sonra el koyma, paralara el koyma bilmem nesi. Bir ay sonra reysen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaldırıldı. Parasını verin adamın, şirketlerini veren adamın yurt dışına çıkabilsin. Ve kaçıyor gidiyor. Gitmezden bir gün önce Süleyman Soylu'yla görüştüğü söyleniyor. Yalanlamıyorlar, kamera kayıtlarını açıklamıyorlar. Bakanlığa çağırıyor, sen naş diyor. Operasyon var, naş gidiyor gidiş o gidiş. Şimdi reysen bunu kaldıran kişi ne olmuş? Reysen bunu kaldıran Hasan Yılmaz bu işleri yaptıktan hemen sonra 16 Ekim 2020 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısı olmuş arkadaşlar. Adalet Bakan Yardımcısı. Normal harekete geçilen işi bozan kişi o savcı reysen harekete geçen kişi Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Adalet Bakan Yardımcısı. Buralarına kadar değil artık. Hani diyor ya biz diklenmeden dik dururuz. E durma ey burnunu buraya kadar pisliktesin nefes alamazsın. Bu, bu noktadalar. Kendi imzasıyla Bakan Yardımcısı yapmış. Sezgin Baran Korkmaz'a yol veriyorlar kaç git diyorlar. Şimdi o Sezgin Baran Korkmaz'ı. Köşe yazarları yazıyordu beni nereden arıyor diye. Avusturya'dan arıyorlardı. Doğru mu Avusturya'dan arıyor? İsteme isteme Amerika istemiş. Şimdi Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor. Neden? Sorulan sorulara bir cevap verse bunların hepsi yanacak. Türkiye'de bir şey olmaz ona biliyor. Daha hafif cezalar var. Ama Amerika. Şimdi 13. sorun alanı Rıza Zarrab gibi. Neden saldınız kardeşim? Neden bıraktınız? Esas sıkıntı, esas rezalet burada. O reysen bırakan var ya. Adalet Bakan Yardımcısı olarak görevde Hasan Yılmaz. Resen bırakmıyor ha. sen kendiliğinden demek. Reysen bırakıyor, reysen. Reisten gelen talimatla. Ha, Abdülhamit Gül'le İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun arası çok iyi değil. Abdülhamit Gül'ün bakan yardımcılarını Abdülhamit Gül falan değil. Tepedeki irade belirliyor. Hiçbir suç, bu siyasetçilerin içinde şahsi değil. Hepsi birbirine bağlı. Ne dedik Soma kararında? Birbirine günahları üzerinden bağlı olanlar en zayıf halkayı bile feda edemezler. Sezgin Baran Korkmaz'ı feda etmeye kalksalar biliyorlar ki onunla iş tutan kendileri, çevreleri hepsi ortalığa dökülecek. Esas sorun, esas sıkıntı budur. Sezgin Baran Korkmaz gerçeği budur. Ve şimdi Amerika'da ya konuşursa ya konuşursa. Halkbank meselesi gibi. Halkbank bizim bankamız. Bunlar rezil ettiler. Türkiye'nin itibarını beş paralık ettiler. Bundan sonraki süreçte de bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz. Ne yüzünden? Nasıl yapmış kararı? Reysen. Reysen alınan kararlar yüzünden. Hep bu reis, hep onun kifayetsiz muhterisleri, hep yetki, liyakatsiz atanmışları yüzünden. Benim diyeceklerim bu kadar uzun oldu gündem çok yoğundu kusura bakmayın Sor, yine de soru varsa cevaplayalım. Şimdi işin söz alma, söz verme kısmı ile ilgili bunlarla ilgili bir açıklama yapacak bilgiye sahip değilim. Ama Genel Başkan'ın konuşmasını dün hep birlikte dinledik. Genel Başkan şunu biliyor. Avrupa Birliği ha o bana söz verdiler kısmı ben dinlerken nasıl anladığımı size aktarabilirim. Eee Sayın Genel Başkan dün bir anda konuşması sırasında bana söz verdiler diye Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli Merkel'den, Avrupa Birliği'nden söz aldığı ama tahsil edemediği parayla ilgili yakınmalarını hatırlattığını ve bunun üzerinden e, söz verdiler, al parayı yap bunları veya biz o paraları söz verilen paraları alacağız, bunları yapacağız manasında ben anladım. Bunun dışında benim bilgim dahilinde böyle bir şey yok ama hepimiz biliriz ki zaten Avrupa mülteci düzensiz göç, fobisi olan bir yapı. Onların burada tutulması için Türkiye'ye verilen dünya kadar sözler var. Mültecilerle ilgili uluslararası pek çok kuruluşun kullandırabileceği fonlar var. Hele hele bu kişilerin göçmen statüsünden çıkıp yeniden ülkelerine dönmesi hem Avrupa Birliği'ni kendi etrafında birleştiren insani emeller yönünden uyumlu hem de Avrupa'nın kendisine yönelebilecek bir göç dalgasını engellemesi açısından da elverişli ve kullanışlı bu fonların kullanılması mümkün. Ben de bunu çok olanaklı görüyorum. Suriye'deki yalnız orada Tayyip Erdoğan gibi bir fark var. Savaş yaparak o sırada inşaat yapmanın peşine düşmek değil. Suriye devletinde barış yapıp Suriye'nin içinde barışı sağlayıp resmi Suriye hükümetiyle görüşüp gerekli güvenceleri alıp mütabakatı sağlayıp orada güvenli yaşanabilir konutlar yapıp kendi gönüllerince güle oynaya davulla zurnayla gitmeleri lazım. Yoksa Suriye'yle böyle bir gerginlik varken siz o evleri yapsanız da göstermelik göçmen yollasanız da göçü ortaya çıkaran iş çatışma ortadan kalkmadan göç tehlikesi ortadan kalkmaz. Bir daha teyiden söyleyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi göçmenlere değil başta savaş ve iç savaş kışkırtıcılığı olmak üzere göçmen yaratan politikalara karşıdır. Suriye'deki iç savaşın durdurulup Suriye Türkiye gelginliğinin sonlandırılıp Suriyeli sığınmacıların güle oynaya ülkelerine gitmesinin tarafıyız. Genel başkanımızın söz verdiler dediği Tayyip Erdoğan'ın sözünü alıp tahsil edemediği para ve benzeri fonlar ve katkılardır diye ben anladım. Bunun dışında bir bilgiye sahip değilim. hiçbir bilgim haberim yok ama bildiğim bir şey var. Bir yer falan kurul, bizim partide bir para toplanırsa imeceyle ilk gelinenlerden biri olurum ben. Çok zengin olduğumdan değil, parti aidiyetim yüksek olduğundan. Ben artı bir TV kurulurken CHP'lilerden para toplanmasından haberdar değilsem gerçekten CHP'lilerden bir para toplanmamış demektir. Bilgim bununla sınırlı. Buyurunuz. Ee, şimdi, Uyan da balığa gidelim diye bir ifadem olsun kendisine. 19 yıldır Cumhuriyet Halk Partili belediyeler gelip de ihaleleri şeffaf yayınlayıp da bütün kamuoyu anketlerinde CHP'li belediyelerin şu icraatlarına puan verir misiniz sorusunda en yüksek puanı yaptıkları ihaleleri şeffaf yapıp canlı yayınlamaları çıkınca mı aklınıza geldi? 19 yıldır Beşli çeteyi semirtmek, beşli çeteyi yüceltmek, bazen hatta ve hatta ihalesiz ekran başında mikrofondan hepimizin öğrendiği şekilde inşaat, hastane inşaatlarının talimatını vermek gibi işler. Pandemi hastanesini yapacağız. Bunu söyledikten bir ay önce yapacak olan Renaissance Holding İstanbul'da pandemi hastanesi yapacağım. Bana kaç dozer verirsin diye müteahhitlere soru soracak. Bir ay sonra inşallah Atatürk havalimanına bir tane bir tane şuraya pandemi hastanesi yapacağız diyecek. Bunu da Rönesans yapacak diyecek. Bunu bir ay önceden Rönesans bilecek. Ondan sonra sen diyeceksin ki ihalelerde şeffaf olun. Pandemide yapılacak hastaneyi bile önceden talimatlandırıp bir ay sonra ifade edip kişiye inşaatı yapabilme avantajı sağlayacak kadar gözü dönmüş bir siyaset İhalelerde şeffaf olalım. Vatandaşta soru işareti kalmasın. Uyan da balığa gidelim. Geçti artık o geçti. Vatandaş 19 yıl boyunca nasıl ihale verdi? Melik Gökçe'nin bilmem kaç gün battı çıktıları burada. Önceden nasıl bir şey yapılacağını Gökçe'nin müteahhitleri bilir. Önceden betonları kalıplara dökerler, her şeyi hazırlarlar. Taşıyacak vinçler hazır. İhale açılır. Bu paraya en kısa sürede yapacağı. Adam hazırlamış zaten köprüyü. 16 gün köprüsü hop getirip koyup parayı alıyorlar. Bu ihaleleri icat ettiniz siz. Dünyanın en az şeffaf olan, en güvenilmez, en adam kayırmacı ihalelerini yapanlar Ekrem İmamoğlu'ndan tutun, Mansur Yavaş'tan tutun. Bugün İmamoğlu'nun günü, İmamoğlu'nun örnek alan en küçük belde belediyemize kadar. Mersin Büyükşehir'den Antalya'ya kadar, Muğla'dan İzmir'e kadar ihaleleri canlı yayında yayınlayınca şimdi AK Parti hani ya çok öncü belediyecilik yapıyordu AK belediyecilik. Böyle işte vatandaşa doğrusunu yapıp da vatandaştan taktik görünce takdir görünce yaptığı taklit beledi belediyeciliğine kimsenin takdir vermesi ve tekrar görev vermesini beklemesinler. AK Parti adrese ihalelerin tarihe geçtiği bir yerel yönetimler anlayışının partisidir. Ayrıca beş belediye başkanını FETÖ'cüsün ya da hırsızsın istifa etmezsen gereğini yaparım. Gereğini yapmak İçişleri Bakanlığı'nın elinde. İstifa etmezsen gereğini yapacağım. Hepsi istifa ediyor. Kimi ağlaya ağlaya kimi gülüyor oynaya değil mi? Peki bir tanesini verdin mi savcıya? FETÖ'cü ise de vereceksin. Yolsuzluk varsa da vereceksin. İstifa etmezse görevden alabilmek için bu yetkiye sahipsin. Ya hırsız olacak ya terör örgütüne müzahir olacak. Bir tanesinin arkasından suç duyurusunu yapma sen, ondan sonra şeffaf belediyecilik yapın. Korkurulur, yen içinde kalır belediyeciliği sizinki. Sizinki hırsız benimse cezasını ben veririm, bilgim dahilindeyse zaten kendisine yol veririm, yön veririm. Böyle anlayış mı olur? CHP'liler çalmadıkça, CHP'liler israf etmedikçe CHP'liler şeffaf oldukça vatandaş da buna takdir gösterdikçe karın ağrısı tutmuş beyefendinin ikinci yıl dönümünde. E, Buyurun. Şimdi bunlar tabii söylemler, duyumlar, her birisinin kendi resmi karar organları olan ve bizim dışımızdaki siyasi partilerin gelecekteki tutumları ile ilgili varsayımsal bir şey söylemek zor. Biz de bu değerlendirmeleri okuyoruz, izliyoruz. Ama şu an için bir şey söylemek zor. Söylenecek bir tek şey vardır. O da Cumhuriyet Halk Partisi mevcut durumda bir ittifaka ihtiyaç duymaksızın seçimlere girebilecek durumu kesin görünen iki partiden bir tanesidir şu anda. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Kendisi için değil ama Türkiye'nin geleceği için, demokrasi için güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi geri getirebilmek, hakim teminatı ve yargı bağımsızlığı, kuvvetler ayrılığı için her türlü ittifakı kurmaya, her türlü e, özgüvenli ve özverili tutum içinde olmaya hazır olduğunu geçmişte de göstermiştir. Cumhur İttifakı denilen ittifak, bir siyasi partiyi meclise çok marmak için büyük sabah sarf etmişken ona gidecek oyların çok önemli bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'ne geleceğini bile bile 15 milletvekili demokrasi yolculuğuna çıkarmak suretiyle vatandaşın yüzde onunun yetki verdiği milletvekillerinin burada temsil edilmesi noktasında da gerekli fedakarlık ve katkıyı sağlamıştır. Bundan sonra da bize ihtiyaç duyan kim ve demokrasinin neresi olursa orada özgüvenli bir özveri içinde olacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Ancak bir ittifaka ihtiyaç duymadan seçimlere girebilecek ve çok iyi sonuç alabilecek bir parti olduğumuzu da bir kez daha hatırlatmak isterim. Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.